Evet arkadaşlar, üç katlı kovanımızı göstereceğim. Şöyle dışarıdan göstereyim. Üç katlı olduğunu. Şöyle kapağını da kaldırıyorum. Maşallah. Hava var biraz. O yüzden örtüyü tutmak zorunda kalıyorum. Şöyle arıları görebiliyorsunuzdur. Çok yoğun bir çalışma var. Şöyle uzaktan da göstereyim. Kaç çerçevemiz var yukarıda? 3-6. Aşağısı da full dolu. 10 çerçeve. 3 katımız var. Çok iyi gelişen bir koloni bu. Hala gelişmeye de devam ediyor. Bal akımına yaklaşık 45 gün kaldı. 45 gün, evet. Gelişmeye devam ediyor dediğim gibi. Büyük ihtimalle 4. katıda alır bu koloni. Aslında bal gelmeye başladı hafiften. Narenciye ile beraber. Çok iyi bal geliyor hatta. Asıl bal akımına 4. katla girersek çok iyi bal alacağız inşallah. Takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Bu işin püf noktaları var tabi. Nasıl 4. kata attık, nasıl bu duruma geldik. Paylaşılması gereken bilgiler var tabi. İlk başta şunu söylemek isterim. Bu koloni varroa mücadelesinde sıfır kimyasal ile bu duruma geldi. Sıfır kimyasal, gerçekten bunu samimi söylüyorum. Yalansız, inanabilirsiniz, emin olun bundan. Kayıp oluyor mu? Arı ölümü, o var mı? Tabii ki var. O kaçınılmaz. Varroa yok mu? Tabii ki var. Ama varroasız, kimyasal ilaçsız bu duruma geldi mi? Geldi. Durum ortada. Ben genelde, hatta genel değil, sadece defne yaprağı, eukaliptus yaprağı, defne yaprağı, eukaliptus yaprağı ve portakal kabuğu kullanıyorum. Başka hiçbir şekilde hiçbir uygulama yapmadım. Durum gördüğünüz gibi ortada. Yani ilaçlama yapın, koloni söner, ilaçsız olmaz gibi sözlere inanmanıza gerek yok. Hepsi yalan. Buradan samimice söylüyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde uygulama yapmadım kimyasal katkılı. Videolarımda da var ilaçlama şeklim. Yani varroayla savaşma şeklimiz. Hem defne yaprağı, okaliptus ve portakal kabuğu kullandığımı görürsünüz diğer videolarımda. İnşallah iyi bal alacağız bu koloniden. 40-50 kilo gelirse yemede yanında yat babam. Darısı herkesin başına, inşallah iyi bal alırız dediğim gibi. Takipte kalın bu koloniyi, bu kovanı. Herkese hayırlı sezonlar. Bay bay yapın. Hadi.